Değerli arkadaşlar, bu dersimizde sanal cihazımızın en dışındaki görmüş olduğumuz, hani bize normalde gösterilen bir sanal cihaz var. Bu cihazın görünümünü firmalara has veya da bir cihaza has olarak onu değiştirebiliyoruz. Bunun için yapmanız gereken, yani internette bazı skinler var arkadaşlar, yani görünüşler var. Skin'in kelime anlamı İngilizce'de deri demek arkadaşlar. Yani o görünüşü siz bu yani şu kısma bıraktığınız zaman, bakın hangi versiyonla çalışıyorsanız, mesela şurada bakın Android SDK'ya geldik. Burada platform, burada ise Android'in 7. sürümü için mesela skin dedik. Bakın bu skin'i getirip şuraya bırakırsanız, bu mesela buradaki bu Nexus'leri yani internetten ben buldum. Sizler de böyle internetten bunları bulabilirsiniz. Buraya bırakırsanız siz uygulamayı çalıştırdığınız zaman, mesela bakın şuradaki isimlere bir dikkat edelim. Şunu kapatayım arkadaşlar. Şöyle. Bakın şimdi şuraya geliyorum. Şimdi bundan da söz edeceğim arkadaşlar birazdan. Bundan önce şu kısma gelelim. Bakın burada bizim sanal cihazlarımız var. Şu üzerinde çalıştığımız proje bakın 2.1 sürümünde. 2.1'de arkadaşlar. Şimdi bakın şu 2.1'e geldim. Buraya dikkat edelim. Şurayı şöyle büyütebiliriz. Bakın bizim bütün sanal cihazlarımız bu kadardı. Bu sanal cihazlardan bakın şimdi şu kısımda bunun özelliklerine editlediğimizde normalde bakın şurada ne var, V yani WVGA var. Şimdi bunu bakın oradaki o Nexus'leri ben bırakınca bunlar buraya geldi. Peki ya diyelim ki biz bir başka sürüm kullanmış olsaydık, mesela diyelim ki 10. sürümün skinlerine bakalım. Bakın burada yok onlar. Görüyor musunuz? Ya bunları ben kendim bıraktım buraya. Bakın o görünüşlerle ilgili bir sürü orada bilgiler var. Yani zaten bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece bunu buraya bu şekilde bıraktığımız zaman, burada yani biz uygulamayı editlediğimizde bakın şurada yani bizim dış görünüşümüzü artık bu değiştirebilir. Bakın şu anda bir Nexus One dedik. Bir çalıştıralım mı şu 2.1'i? Bir start yapalım. Yani bu işimize yarayabiliyor. Yani böyle bir güzellik katıyor arkadaşlar. Bakın bunun şu anda böyle bu dış çerçevesi birazcık farklı bir renkte. İsterseniz hemen buradan şu siyahını da bir deneyelim. Yine 2.1'i seçip start diyelim. Bunlar bir arada çalışır arkadaşlar. Bakın bu 2.1'i, bu siyahı bakın. Biraz daha böyle siyah. Şöyle yapalım. Yine bir de başka ne vardı orada? Silver var. Onu da bir görelim. Silver'ı da bir çalıştıralım. O da bir çalışsın. Tabii 3 tane aynı anda. Bakın bunda da beyaz olduğunu görüyoruz. Yine edit deyip bir tane daha vardı. Bir de bir Nexus S diye var. Onu da bir çalıştıralım. Siz istediğiniz bir firmanın görünüşünü de buraya bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sadece internetten bunları arayın. Bu bulursunuz yani. İnternette çok kolay bir şekilde hepsini bulursunuz. Bakın şimdi. Hepsini yan yana bırakacağım. Fark etmez yani bu cihazınız size nasıl güzel görünüyorsa. Tabii şu anda bir şey olmadığı için böyle gördüğünüz gibi yani böyle, yani bundan sonra 2.1 ile çalışacağımız zaman bu görünüm karşımıza gelecek arkadaşlar. Şimdilik şunları kapatıyorum artık. Hangisini alalım? Şu beyaz bence güzel arkadaşlar. Beyazı seçelim. Şöyle diyelim. Yani Silver'dı o herhalde. Evet, zaten bir tane. Bir de burada yine hazır buradayken size şundan da söz edeyim.
Şimdi bazı uygulamalarda siz sanal cihazınıza kamera falan çalıştırmak isteyebiliyorsunuz veya da Bluetooth gibi şeyleri. Bakın onları buradan cihaza dahil etmeniz lazım. Yani cihazın bir özelliği mesela SD kartını desteklemesini istiyorsanız bunu mesela bakın buraya böyle dahil etmeniz lazım. Bakın yine mesela başka mesela şu GPS ile çalışacaksınız. Bunu da buraya dahil ettiniz. Hani bir başka özellik de olabilir. Yani bu değişir. Siz istediğiniz gibi yani o cihazın mesela sıcaklık ölçümü yapacaksınız. Onun desteklenmesi. Bakın ne oldu? Şu anda sizin sanal cihazınız bir sürü ek özellikle kendini daha da böyle bir geliştirmiş oldu. Tabii bunların hepsini bırakırsanız bu zaten zor açılıyor bildiğiniz gibi sanal cihazlar. Bu sefer daha zor açılır. Onu da söylemiş olayım. Tamam, bunda bulunsunlar. Bir de şey yapalım. Hazır buradayken size bir şeyden daha söz edeyim. Şu son sürümlerde özellikle var arkadaşlar. Android'in bu 4'ten itibaren hızlandırma yapıldı bunlarda arkadaşlar. Şunların işlemci tipini bakın Intel'e çekerseniz sanal cihazınız daha hızlı çalışır. Bunu da söylemiş olayım yani. Bakın şu normal bir işlemci. Burada Intel işlemciye bunu çekerseniz mesela bundan sonra bu 4.1 daha hızlı açılacak arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde bunun da yani bu sanal cihazın da böyle özelliklerini buradan yine verebiliyoruz. Yani bunu da söylemiş olayım. Evet, bu derslik bu kadar. Şunu da şöyle kaydetmiş olayım. Bakın bu artık Intel Atom işlemcili. Yani biraz daha hızlı çalışıyor arkadaşlar. Yani sanal cihazı hızlandırdılar bu sonda. Yani bu şekilde bir yol daha var. Bunu da söylemiş olayım. Evet, bu derslik bu kadar. Bir dahaki derste sizlerle şuradaki internet üzerinden HSS kullanımını göreceğiz.